Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ya bu berat, bu ikinci ders yapıyoruz ama artık bir sene hep böyle muzakere dersi olacak. Çekirdeğe bunları yazdırıyorsun. Bu seneye yayılacak. Neyse, güzel olur. Cemaat gitti. Cemaatin ekserisi gitti. Çok şükür. 14 kişiyiz. Biz mutala ve muzakere tarzına yapabiliriz böyle. Yani katılımcı olabilirsin. Gene birinci dersin devamı. İşaret edeceğiz 114'ten. Diyor ki, yani insanı örten, kilitleyen, nazarını mayenleştiren, am, umumiden has kılan sebepleri söylüyor. Bir, zamanın hayal ve hülyalarından. İki, mühitin evham ve hurafelerinden tecerrüt et, çıplak ol. Çok acayip. Bizi etkiliyor. Mesela toparladım ben. İnsan etkileyen zaman, zemin, taam, libas. Yaşadığın toplum, örf, kültür, anane, gelenek. İki, yaş. Yaşına göre Allah his veriyor. Duygu veriyor. Onu da bilin. Bir de taam, yediğimiz gıdalar. İki, libas, giydiğimiz elbiseler. Bu diyor ki, insanı farklı düşünceye sokan sebep. Çok acayip bir kanun. Bunu lütfen, bu belki de can alıcı en cümle bu. Zamanın hayal ve hülyalarından, zamanın hayal, yani yaşını getirmiş olduğu hayal kurmalarından, hayalini bırakınca, iki, bu birincisi sana, bize bakıyor. Yani yaşın getirmiş olduğu beden, mesela çok kiloluysa, çok zayıfsa, abur cubur yiyorsa, bulunduğun, yaşadığın kişilerle oturup kalktığın kişiler, bu biraz önceki gıda, elbise de öyle. Bir de muhitin sana giydirdiği evham ve hurafelerinden tecerrüt et. Yani ondan, oralardan kop demiyor. Aleminde bitir yani. Ümmilik bir nevi çıplaklık değil mi abi? Ümmilik çıplaklıktır. Mesela ümmidir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ona bir manası okuma yazma yok diye hep meal vermişler. Okula gittik biz, bize elbise giydirmişler. Toplumun içine doğduk, örf, anane, kültür, gelenek bize elbise giydirmiş. Yani gözlük takmış bize. Okul, toplum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fıtratına kimse müdahale edememiş. Ümmi demek annesinden doğduğu gibi. Müdahale edilememiş. Onun için Üstad Hazretleri okuma yazması olduğu halde yarım ümmi diyor. Çünkü 3 ay hocalardan ders almış. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın hocası Allah'tır. Tecerrüt et. Diyor ki çıplak ol. İmana bile libas diyor 20. sözde. Farkında mısınız? İman libasını diyor. Şimdi bunu koyuyorum kenara. İşaretleyeceğiz. Nerede göstereyim size? Şuradan yani. İnsanı etkileyen maddeleri sayarken. Şimdi kendimizi, Mehmet sen dedin ya, kendimizi niye tanıyamıyoruz? Ona cevap olacak şimdi burası. 96 mahkematta. Kendimizi tanımaya mani olan sebepleri sayacak. Yani hakikatin keşfine mani nedir? Mesela Mehmet Ali ile şey konuşmuştum. O muhatap almıştım da gerçi birisine bir şey anlatmak istiyordum. Bir fabrika düşünün. Mükemmel bir fabrika. Birisi vardı bana, çok soru sorardı. Niye böyleyim? Yaşamaktan bıktım. Yani yordu beni. Daha şu kaç ya. Yoruldum artık hayat. Hayattan yoruldum. Hayat beni yordu falan diyordum. İşte Mehmet Ali'yi muhatap alarak ona şöyle dedi. Bir fabrika düşün. O çok etkiler. Tamam Kerim, bir fabrika düşün. Mükemmel bir fabrika. Ya su tesisatları var. Elektrik tesisatları var. Cihazlar var. İnsanlar girip çıkıyor. Ham madde geliyor. Üretilenler çıkıyor. Müşteri geliyor. Vesaire vesaire. Böyle bir fabrika hayal ettiniz mi abi? Ettim. Şimdi oradan geçen borudan bir tanesi patlasa, Allah bilmem neyini versin diye fabrikayı terk eder misin sahibi olarak? Ne yaparsın? Tamir ettirirsin.
Ya kıyamet kopmadı ya. Ne çabuk hemen moralimiz bozuluyor. Hemen canımız sıkılıyor. Lan boru patladıysa patladı da ne yapalım? Yani elektrik şey yaptı. Tamirine götüreceksin. Yani fabrika sahibi olarak fabrikayı terk etmediğimiz gibi. Ya bu insan daha âli bir fabrika ya. Bir yerde bir şey oldu mu? Olur ya, insandır bu ya. Et kemik zannetme ki kendini ya. Şimdi ya, hakikatin keşfine mani olan maddeleri sayacak. Evet hocam. 96 ama yeni muhakemat. Eskiyi çevirdim bu tarafa. İlk önce şöyle bir şeyle şey yapıyor Mehmet. Diyor ki, Berveci ati kelamda maksat. Yani aşağıda geleceği biraz sonra 7-8 tane madde sayacağım diyor. O kelamdan maksadım şu diyor. Nedir o? Hakikatin keşfine mani olan 7-8 tane maddeden onları niye sıraladım? Gayem şu diyor. Muhakeme ve muvazenenin tarikini göstermektir. Yani bir eline kantar, bir eline metreyi koymanın dışında bu metreyi, metreyle kantarla ölçmek demiyor. Bunu elde etmenin yolu. Yani bununla ölçmek değil. Bunu nereden bulacağım? Muhakeme ve muvazenenin tarikini göstermektir. Rahatsız mı etti tat? İyi misin? Heh. Ta ki mecmunda hakikat tecelli etsin. Bir daha far, sen sana şey lazım. Şimdi elimize metre ve kantar lazım ya. Mesela süte bakıp bu kaç metredir denmez. Şeyde kumaşa da bu kaç litredir denmez. Tamam, bu ölçüyle tartmak değil. Bunu elimize nasıl alacağız? Muhakemat, eski muhakemat, yeni muhakemattaki sayfayı bilmiyorum gerçi. 49'da diyor ki. 117 eskisi. Yo şey diyorum. Şu anda söyleyeceğim. Esasatı kaybeden teferruatla meşgul olur. Hakikati tanımayan hayata sapar. Sonra muvazeneyi ve muhakemesiz olanlar çok aldanır, aldatır. Hakikati tanımayan, lübbu bulamayan kışırla meşgul olur. Tamam, bu ölçü. Bu edile-i nuriye diye tanımlıyor. Edile-i Şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas ya. Bu da nurun edilesi. Bu yani. Şimdi diyor ki burada. Eline metreyi ben 2-3 defa tekrar etmemin sebebi şu. Gece ağırlı olduğu için kafamız belki şeyde. Bundan bahsetmiyor. Yani metreyle kantardan değil. Bunu nasıl elde edeceğiz bunu? Ha, diyor. Yoksa tecelli etsin. Yoksa zihnin cüziyeti sebebiyle, zihin cüzi olursa kendi ölçümüzde onu da cüzi zannediyoruz. Cüzi oluyor. O olay da küçük. Mesela diyelim ki, hani demiş ya büyük zatlardan bir tanesi, kim demiş bilmiyorum. Küçük kafalar kişileri konuşur. Ortak kafalar fikirleri konuşur. Büyük kafalar davayı konuşur. Şimdi diyor ki, yoksa zihnin cüziyeti sebebiyle o mecmun her bir cüzünde neticenin tamamını tahrir etmek. Yani zihnimiz küçük olunca bir insanın bütünlüğünü her davranışında beklemek veya bir şehrin bütününü tek bir sokağında, ne bileyim bir hizmetin, bir cemaatin sonucunu herhangi bir davranışında, herhangi bir hizmetinde aramak, bütünü cüzünde aramak. Mesela akrabalık münasebette aileler çok uyguluyorum ben psikolojiyi. Eşine baktığı zaman yani böyle kafasında bir resim var, portre var. Evlenmeden önce vesaire böyle ve yani beklentileriyle beraber oluşan bir şey var. Ama insanı unutmuş. Et ve kemikten yapılan. Kendisini unutmuş. Yani kendi doğrularıyla, yanlışlarıyla. Yani eşindeki o sözünü, davranışında bütünsellik arıyor. Bak diyor ki, zihnin küçükse diyor, sen diyor karşıdakinin davranışının, sözlerinin her bir cüzünde bütününü bekliyorsun. Mesela Allah Resulü Miraç'a gitmiş. Gelmiş pazarda at mubayası yapıyor. At pazarlığı yapıyor. Un alıyor, unun eli sokuyor. Altı ıslak, üstü kuru. Pazarlık yapıyor, ticaret yapıyor. Miraç'tan gelmiş. Onu orada da arıyor. Bir de okuyayım. Yoksa zihnin cüziyeti sebebiyle, zihin küçük olursa o mecmun her cüzünde neticenin tamamını tahari etmek, aradın ne olur? Aradığına delil nedir tabii ki? Ben böyle bir şey yapmıyorum. Alameti şudur diyor.
kuvve-i vahimenin tasallutu tereddüdüyle hakikati evham içinde setetmektir. Yani ne yapar? Kuvve-i vahime, vahime vehim kuvvesi. Bütününü, fert-i arayanın vehmi çok çalışır. Vehim, olumsuzluklar. Tamam öyle ama, ama o biliyorum neyi kastediyor. Onun benzerini, ya neyi kastediyorsa etsin ya. Hatta ben diyor ki güneşin, denizin üzerindeki kabarcıkta güneşin tamamını müşahede etmek istiyor. Etmek istiyor. Ona geleceğim zaten. 63 Mesnevi Nuriye. Mehmet beraber kalıyor muyuz abi? Sen o davranışından vakıf dünyasındaki bizim kafamızda oluşan bir vakıf nasıl? Senin o davranışında onu bekliyorum. Bu ne yapar? Kuvve-i vahime tasallut olur. Başımıza bela ol. Sonra ikincisi ne diyor? Tereddüdüyle hakikati evham içinde setretmektir. Bu tip insanlar da tereddüt ne demek tereddüt? Ne demek? Tereddüt düşüyor. İki düşünce arasında kalmak. Şüphe abi ya. Şüphe ve yazan içerisinde kalmak. Redde yatkın olmak. Redde yakın olmak. Bu kalp kabullenişte değil mi? Çok zorluk. Yani zorluk böyle şöyle. Bir insana bunu anlatamazsın. Yani hakkı kabul etmeyi duyuyor. Reddetmiyor ama kabul ettiğini de ifade etmiyor. Örnek misal vereyim. Emsaller arasında olur. Ben emsalimde yaşadığımı söylüyorum. Müzakere ediyoruz. Ta ömrümüz geçti ya bu işlerde. Nerede misal vereceğim? Yaşadığım şeyden vereceğim. Şimdi ben, bana şeyi anlatıyor. Baktım hakikaten, hakikat onda ortaya çıktı. Vicdanım söylüyor ama illa onu, o bulutu, o güneşi kapamak için bulutları getiriyorum. Yani tereddütle red şeyini, onu kapatmak istiyor. Kabullenmekte çok zorlanıyor. Çok zor. Niçin? Bütünselliği, ama oraya kaçırmayın. Nokta şu. Bütününü fertte aramak. Şimdi geliyoruz. Bunları ne için söyledi? Şunun için söyledi. Hakikatin keşfine mani olan bir. Arzu-i hilaf. Daha birinci derste de buna benzer bir yere okumuştum. Arzu-i hilaf. Yani arzusuna uygun değil. Hilafa arzu. Hayır. Yani zıtta arzuluyum. Yani öteki. Mesela onu dedin ya sen. Ama nasıl? Yani sen söyledin onu. Ama öyle bir arzum var ki onun muhalif olmasın o. Bu doğru çıkmasın. İki, iltizam-ı muhalif. Yani böyle, hep böyle bahaneyle muhalif tarafı lazım kılmak, kendime şey yapmak. Yani kendini hep muhalefette görmek. Üç, taraftarı nefis cihetiyle asılsız evamına bir asıl irca etmekle kendini mazur göstermek. Yani şimdi... Evamın aldatılabileceğimi ve nefsimin de bunu bana kullanıp yutturabileceğini, beni kapatacağını, güneşi örten bulut gibi hiç düşünmeden mesela kendisini de bir mazur görüyor. Diyor ki, hakikaten ben ne itiraz ediyorsun? Doğru çıktı dediğim zaman, doğru çıktı daha niye bunu şey yapıyorsun, yanlış gibi şey yapıyorsun? Hakikatin başka tarafları da çıksın. Niçin yapıyorsun kardeş deyince ikinci bir sebebi. Bir hakikat durucu iki. Bakayım sen emin misin diye yaptım diyor. Ben yaşadıklarımı söyleyeyim. Sonra müşteri nazarı gibi yalnız maibi görmek. Müşteri nazarı hep kusuruyor. Satın alacak ya. Aa bu ne kadar güzeldi ya. Oo bu kağıt var ya. Bir de kalın ha. Beyazı da acayip demez. Müşteri nazarı. E ya burası ucuz alacak ya. Bak eğilmiş. Kağıt o kadar kaliteli değil ama ha, böyle şey satıyorsun da yani. Müşteri bak burası da çok iyi ha. Bak burası da hoş. Bak görüyor musun kıvrıldı. Müşteri de hep iyi gösterir. Satıcı hep iyi tarafı. Müşteri ise hep kusuru. Yani o zaman
Ortada bir mal var. Birisi satmak istiyor, biri almak istiyor. İkisi zıt tabii. Müşteri nazarı kusur arar. Satıcı hep iyilik tarafı arar. Mesela bir adam İslamiyet'i yaşamayınca, uygulayayım şimdi. İslamiyet'i yaşamayınca, mesela ben tanıdığınız olabilir böyle. Hemen bir satırma geliyor da. Bir şey söylediğin zaman hemen ne yapıyor biliyor musun? Kendisi yapmıyor ya. Sen niye namaz kılmıyorsun kardeşim dedim. Hafızlığı da yarısını bitirdin. Aynı böyle diyorum. La hafızlığı da bitirdin bari ya. La niye namaz kılmıyorsun? Ne? Gerekçesine bak. Müslümanlar haram yiyor. Sözünde durmuyor. Ustayı çağırdım. Bak bir haftadan beri gelmiyor. La ne alakası var ya? Müslümanların kusurlarını topluyor tek tek. Kendi namazsızlığına bahane. Akıl almıyor ki. Çok acayip ya. Sonra çocuk tabiatı gibi bahane ile mane tutmak. Çocuk mesela. Çocuk ne yapar? Yani ilgiyi çekmek için bedihi bir şeyi de yapmaz. Bana yapın, siz yapın diye. Emirlerden nefsini tecrit et. Bunlardan uzak dur. Şimdi başka bir yer okuyacağım. Yeni gene 31. 31. sayfada. Bu da çok harika bir yer. Bu da madde madde. Bir, niye hakikati kabul edemiyoruz? Doğruyu. Niye onu eleyemiyoruz? Hani gördün şeyinde, eşinde, babandan, karından, kocandan, kardeşinden, dava arkadaşından. Niye onu eleyemiyoruz? La doğru ya. Doğru söyledin. Niye diyemiyoruz? Bir, hubbu nefis. Nefsimizi seviyoruz. Kendi nefsini sevenler, kendilerini sevenler, başkalarını sevmezler. Var ya kaydı. Kendine değer verince, kendi şey yapınca, pergeli kendime koyunca, hubbu nefis. Kendisini beğenenler, başkalarını beğenmezler. Birinci bu. İki, taraftarı nefis. İnsan nefsine taraftardır. Üç, ats ve enaniyetten neşet eden tebeli nefis. Acayip. Ha? Bu acayip. Ats ve enaniyetten neşet eden, ortaya çıkan tebeli nefis. Tebeli nefis ne demek? Uzak görüyor yani. Uzak görüyor nefsini. Tövbe estağfurullah diyor yani. Ben haşa. Mesela diyelim ki ortaya çıktı yanlışım. Yani ben onu kastetmedim Faruk. Yani yanlış anlaşılıyor o. Değil yani aslında. Tövbe canım. Biz onu kanka. Olur mu ya? Zaten bedi bir yanlış. Haşa. Tebeli nefis. Nefsini uzak tutuyor yani. Bir vücut veriyoruz ama adamın avukatlığını yapıyoruz. Lan serseri işte da içimizde. Ya. Hepimizde var yani. Serseri ya. Hep hayır. İçimizde var bu namussuz. Ya ya ben onu kastetmedim ya. Yanlış anladınız ya. Yani yok ya öyle öyle mi anlaşıldı ya? Teh. Ben onu kastetmedim. Oysa sen başlık ne? Bunun başlığı ey hariçten ve uzaktan İslamiyet'i tenkit etmeye çalışan insafsızlar. Aldanmayın, muhakeme edin, nazar-ı satiyle iktifa etmeyiniz. Yani biraz önce dedim ya, niye namaz kılmıyorsun? Ya Müslümana bak diyor ya, sözünde durmuyor diyor. Müslümanlar perişan diyor. Aynı zata başka bir zaman dedim, hala namaz kılmıyor musun dedim. Baksana dedi, gavurlar bir oluyor dedi, Araplar bir olmuyor. Lan namazını söyledim sana, namaz. Hikaye anlat, aynı böyle oluyor. Sonra, bak şimdi. Ats ve enaniyetten neşet eden tebeli nefis ile kendi kabahatını başkasına atıyor. Gördün mü Mehmet? Evet. Bak şimdi bir daha. Ats ve enaniyet. Aciz bilmiyor. Biliyorum edasına ben. Biliyorum. Acizsin lan. İkisi farkında mısınız? İkisi bir araya geldi. İki olumsuz. Bu konuda acizsin bir de enaniyetlisin. Yani aciz olan adam yardım ister. Yardım istemiyor. Hem aciz hem fodul. Burnu da yukarıda lan. Şey ya. Acayip bir şey ya. Hiç taviz vermiyor ya şeyin enaniyetine. Hem acizsin. Yani bu işin cahilisin. Gururu bırak. Hem gururlusun hem onun cahilisin. İki tanesi bir araya gelince ne oldu? Tebeli nefis oldu. Sonra eylem olarak ne yapar? Kendi kabahatini başkasına atar. İzzet deniyor abi. Gurur. Hani kendisinde
İçsel alemde ben izzetli olmak için böyle yapıyorum gibi. Zannediyor. Artık bir sürü kılıf uyduruyor bu içerideki o nafız şeytan. Şöyle yanlışa muhtemel olan sözünü bak ne yapar. Bunu çok yapılıyor. Yani bende oluyor. Yanlışa muhtemel olan sözünü. Bir söz söyledik mi Mehmet? Heh. Yanlış çıktı mı abi? Ne yapacağım bak şimdi onu? Hataya kabil olan fiilini veya yanlış bir fiil yaptın mı? Bir büyük zata. Ben Rüştü abiden böyle duymuştum kardeş. Zübeyir abi böyle şey yapmıştı. Hüsnü abi böyle yaptı. İşte ustad şöyle yaptı. Şeyhim böyle yaptı. O senin yanlışını bir büyük zatta veyahut muteber bir kitaba, hatta bazen dine, çok defa hadise, hadisi şeriflere ve en nihayet kadere isnat etmek. Ne yapalım kader kardeş? Kadere isnat etmekle kendini teberri etmek istiyor. Haşa sümme haşa. Görüyor musun şu cinayet? Sebebi şu. Aciz, enaniyetli. Hem aciz, hem bilmiyor, hem de gurur. Haşa diyor. Niçin? Nurdan zulmet gelmez. Kendi aynasında görülen yıldızları setretse de semadaki yıldızları setredemez. Fakat kendi göremez. Mesela diyelim ki ben aynayı güneşe tuttum. Yer renkliyse, çatlaksa, tozluysa güneşi göstermez o kadar. Güneş böyledir. Lan o oraya baksana bunu bırak. Yani fıtra, insan nasıl fıtra tahlil ediyor muhakkak. Lan oraya bak. Kendi anlayışında bir Allah var. Mesela uygulayayım ben bazıda. Kusuru görse başkasına görür. Tabii canım. Mesela moralı bozuk. Kürsüye bir çıkar. Artık herkes cehennemlik. Allah'a cumhuriyet savcısı yapar. Canı böyle iş yapacak. Moralim çok iyi. Herkes cennetlik. Veya bir zaafım var. Kıyas bir nefs yapar. Benim bir zaafım var. Televizyondur, şudur, budur. Herkesi de öyle zanneder. Ölü gözükür gözüme. Doktorun bana dediği gibi. Seninle benim aramda fark ne biliyor musun dedi. 86-87. Ben diyor yazıhaneye girdiğim zaman devlet hastanesinden doktor. Özel yazıhanesine gidince salonda insanlar var bir de odası var. Ben diyor oradan çıktığım zaman diyor salona şöyle çaktırmadan geçerken bir bakarım. Tamam. Ben insan görmem dedi Hasan kardeş. 5 milyon görürüm. Sen de diyor buna nasıl anlatırım diye bakıyorsun. Farkımız bu dedi. Yani çok acı bir şey ifade etti. Ben insan diye görmem dedi. 5 milyon. Sen de dedi diyor. Ehli insafmış yani. Ha, çok evet. Yani aslında bir şey bir dile getirdi. Ey muteriza! Ağlamak isteyen çocuk gibi veya intikam isteyen kindar düşman gibi bahane mahane aramakla hilaf-ı şeriatla vücuda gelen ahvali suyu tefevümden neşet eden şubeatı yanlış anlamandan veya muhalefet etmekten, doğruyu yaşamamaktan gelen İslam hakkındaki anlayış kıt. Okudun, ters anladın, eksik anladın veya seviyen yok, bilgin yok. Onu o hadisi ve ayeti tanımlayacak şeyin yok. Bu ayet olmaması lazım diyor. Bu hadis olmaz diyor. Uyduruk bu. Niye? Böyle olur mu diyorum. Mesela bir misal söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselam ki şu kayfada geçiyor. Evvelu ma halakallahu li nurihi. Yani ilk önce Allah benim nurumu yarattı diyor. Mesnevi'de geçiyor. Delilleri çok var. Adam şöyle diyor. Nasıl diyor kainatı diyor onun nurunda yaratıldı. O 571'de doğdu diyor. Ondan önce kainat yok muydu diyor. Kafaya bakın. Peygamber'e bakışına bakın. 571'de doğmuş. Hakikaten ya. İyi ki söyledin ya. 571 oldu ben de öğrendim. Peygamber'e nasıl bakıyor? Evet. Ne diyor bak ne diyor. Ağlamak işte aslında sen mezhepsizliğini diyor. Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösteriyorlar. Ağlamak isteyen çocuk gibi, intikam isteyen kinedar düşman gibisin. Böyle olan ne yapar? Bahane mahane aramakla, hilaf-ı şeriatla, şeriatla zıt olan
şeylerin vücuda gelen ahvali anlayışlarını kavrayamadığından, cehalet olduğundan, altyapının olmadığından, suyu tevehümünden, kötüyü yorumlamadan neşet eden şubeatı senet tutmak, İslamiyet'e leke getirmek pek büyük bir insafsızlıktır. Zira bir Müslümin her bir sıfatı İslamiyet'e neşet etmek lazım gelmez. Mesela gibi kafirin bütün sıfatı kafir değil. Olmadığı gibi, olmaması gittiği gibi çok güzel sıfatları da var. Sözünde duruyor. Doğru iş yapıyor. Ha, bir kafirin kafir olmasıyla her sıfatı kafir olması gerekmediği gibi bir Müslümanın da her sıfatı İslamiyet'ten neşet etmiyor. O da yani onu da öyle zannediyor. Başka bir yer okuyayım. İnsan öyle bir mahluk ki abi. Kibrit yani bir yerde söylüyordu bunu da yerini bulamadık. Kendi sözünün doğru çıkması için diyor, İslamiyet'in mağlubiyetini ister. Manasında bir yer var. Evet evet şeyde mektubatta. Mektubatta da bulamadık. Yani. He mektubatta. Yani kendi böyle hani tarihçede de var. Tarihçede de var şöyle tarihçede. Yani mesela keşif adına bir gelecekten haber verir. İslam mağlup olacak dedi. Eski eserlerde var. Mektubatta değil eski eserlerde. İslam eski eserde. Evet. İslam Arama motoruna basalım abi. He. O bilir arama motoru resimleri. Diyor ki İslam mağlup olacak şöyle olacak. Kendi sözünün doğru çıkması için İslamiyet'in mağlup olmasını beklemiş. Müslüman yani. Müslüman. Bu da şey yani seviyeli. O birincisinde var da aslında kuvve-i vahiminin tasavvuf ve tereddüdü de hakikat evam içinde seteder diyor ya. He. Ona 147'deki Mesnevi Nuriye'de yer var ya mesela tefekkür gafleti izah eder diyor. Devamında dikkat ve teemmül evham zulümatını dağıtır. Dağıtır. Yani orada evhama zulümat diyor ya. Yani bunun ilacı o dikkat ve teemmülmüş yani. Evet. Yani, tabii yani ama biz şey yapıyoruz o çareyi değil de bu zaaflar neler çıkıyor. Zaaflar ne setrediyor? Ne setrediyor onunla uğraşıyor. Şimdi mesela 63 Mesnevi Nuriye'den okuyorum. Maaza Buranların heyeti mecmuasına teretüp eden matlubun kuvvet ve vuzunu bir fertten istemek. Gene karşımıza burada da çıktı. Yani bütününün kuvveti, bütünsel çıkan şeyi. Mesela Allah Resulüne baktığın zaman diyor, mektubatın başında var, 19. mektubun başında. Mesela diyelim ki tavus kuşu misalini veriyor. Semada tayran ediyor. Ne kadar güzel değil mi tavus kuşu acayip? Git oraya bakarken bir de çıktığı yere bakıyorsun. Allah Allah bu yumurtadan mı? Yani şey yapamıyor, ilişkilendiremiyor. Mesela diyor ki, bu Hasan nereli diyor. Mehmet nereli diyor, Vanlı. Allah Allah, Vanlı. Çıktığı yere bakıyor, Mehmet'e bakıyor. Yani bunu nereye şey kıyas edeceğim? Allah Resulü de insan, ben de insan diyor bakın. O da iki gözlü ya, o da iki ayaklı. Bu cihetle ortak tarafıyla bütünsel ortaklığını yapıyor. Veya eşine mesela, kadınsa erkeğe, erkeğe kadınsa. Ya ben böyle olsam böyle yapardım. Bu niye böyle yapmadı? Onu öyle yapabilmesi için senin kadar donanımı, senin kadar altyapısı olması lazım. Senin kadar donanımı yok. Senin kadar kitap okumamış, derslere gitmemiş. Senin davranışını niye ondan bekliyorsun? Niye çocuk bir şey kırdığı zaman kızmıyorsun? Çünkü onu beklemiyoruz. Yani düzgün bir şey beklemez çocuk. Yani bir de beklediğine bak. Mesela bunu ilk önce kızıyoruz ama böyle bir şey duyduğumuz zaman veya yaptığı zaman aslında böyle bize bakıyor bu. Derse beraber konuşuyoruz. Böyle hemen kafayı kaldırıp yani kendi nefsime diyorum ben de sevdiğim. Yani hemen bu kabul etmemek lazım. Bakacağız yani buna o yakışır. Altyapısı mı vardı? Bunu değerlendirmesi bu kadar. O kadar. Laboratuvar o kadar yani. Bu bir madde geldiği zaman bir bak bakalım ne var elementler. Onun adamın şeyi yok. Neyse. Şu bütün kaç yerde karşıma çıktı şimdi bu? Bütünün sonucunu her davranışta beklemek yanlış. Her fertte aramak aklın hastalığına sebepmiş bu.
akıl hasta olunca yaparmış bunu. Zihnin cüziyetine işaret imiş. Zihin küçük. Başka niyeti maktubu reddetmek. Yani reddedecek de bahane arıyor. Başka inkar için bir zemin teşkil ediyor. Binaenaleyh bir burhana bakıldığı zaman zafiyetten dolayı vehimler baş gösterirse öteki burhanlardan süzülen kuvvet ile ortada zafiyet kalmaz, vehimler de dağılır. Mesela tabiat risalesinden söyleyeyim. Çok güzel bir hatırlama şey geldi. Şeytan bir saray var der, saray. 99 kapısı açık. Birisi kapalı. Girilmez mi bu saraya? Gider kapalı kapıyı gösterir. Bu saraya girilmez diyor. Tam tersine olsa diyor usta, 99'u kapalı olsa, biri açık olsa bu saraya gidilmez mi? Girilmez mi? Girir, öteki taraftan açar. Bak bir daha. O kadar mühim ki bu misal. Bir sarayın 99 kapısı kapalı olsa, birisi açık olsa bu saraya girilir. Girildikten sonra o tekileri de açarsın. İşte bir insanın fethetmek için insan saray gibi bir binadır. Bir kapısı açık yok mu ya? Yani bir şey mutlaka bir zaaf noktası var yani. Yani hepimiz için söylüyorum. Hepiniz burada hepiniz dersi tebliğ etmekle, davayı anlatmakla vazifeliyiz ya böyle. Onun için bu çok önemli, üzerine duruyor. Ya bu adam hiçbir zaafı yok mu? Şu anda ben bilmiyorum ama mutlaka vardır. Aileye uygulayalım. Ya onun bir güzel sıfatından girdin mi içeriden fethedersin. İşte demiş ya, benim şerifim yapmaz demiş ya. İçkili birisi varmış ödeyince. Evet. Oradan gitmiş. Oradan İsmi, mesela. Ustadım ya. Demiş. Şu ya o ama içki içiyor. Hayır demiş. Sizin yanlış biliyorsunuz. Şerif miydi onun? Şefik. Ha, benim Şefik içmez dedi. Hapishaneciye içip geliyorlarmış, bilmem getiriyorlarmış gardiyanlarla falan. Benim Şefik içmez dedi. Yanlışınız var. Veya başka bir tanesini söyleyeyim. Ustadın aleyhinde bulunmuş. Ustadın talebesi de mukabele etmiş, kavga etmişler. Tabii ustada gelmiş, ustada şikayet etmiş. Ustad da talebesine kızmış. Hayır. O demez. O beni sever. O benim halimde bulunmaz. Sen yanlışı var. Kovdu. Kovulan da gitti. O an dedi senin için ustadımla lafı çeydim. Ne oldu? Benim o şey böyle yapmaz. Benim şey yanlışım vardı. Beni kovdu. Tabii ya o da benim ustadımdır dedi. Ya ne oldu şimdi? O kapıdan girdi mi? O kapıdan girdi. Yani. Kapıdan girdi. Bu işte bu misal o ustadım. Benim misal değil o. Ama şeytan ne yapar? Şeytan der ki lan şu 99 kapısı açık. Bir kapıya kapalı onu gösterir. Bu saraya girilmez. Ama yüzü de kapanırsa tamam mesela uygulayayım. Allah Resulü'ne gitmiş 30 küsür defa Ebu Cehil'e tebliğde. En son adam demiş ki gene ya Muhammed senin anlattığın Allah ve ahireti varsa o haşir dediğin yer varsa tamam o Allah'ın da beni duyuyor. Daha bana gelme, bana tebliğ ettin, ben demem daha bana tebliğ etmedi diye. Bana daha gelme, iman etmeyeceğim ben. O zaman bırakmış. Devam edeyim. Mağaza bazı burhanlar suya benziyor, bir kısmı da havaya benziyor, bir kısmı da ziya gibidir. Yani bu örnekle bazı dersler su gibidir, bazı dersler toprak gibidir. Bazı dersler de güneş gibidir. Bazı örnekler de öyle. Koca bir derste adamın ilgisi çekmeyebilir. Başka bir şey söylersin, okursun. Koca 45 dakikada o ilgisini çeker. Binaenaleyh bu gibi burhanları gayet latif ve dikkatli ince bir fikir ile arayıp tutmalıdır ki dökülmesin, sönmesin, uçmasın. Başka bir yer okuyayım. Mesnevi Nuriye 78. Kardeşlerim, nefsin en mühim bir hastalığı şudur ki, yine karşıma bak ne çıktı. Küllü cüzde büyük küçükte görmek istiyor. Görmediği takdirde ret ve inkar eder. Mesela senin söylediğin
küçük bir kabarcıkta güneşin tamamiyle tecelliyatını ister. Bunu görmediği için o kabarcıktaki cilvenin güneşten olduğunu inkar eder. Halbuki şemsin, güneşin vahdeti tecellinin de vahdetini istizam etmez. Güneş tektir diye tek şekilde tecelli etmez ki. Çiçekler ayrı şekilde kendisini gösterir. Koyunlar ayrı, su kabarcıkları da ayrı. Ve kez vahime dedi ya abi. Yani bunu işleten kuvve-i vahime mi dedi? Kuvve-i vahime bu. Kuvve-i vahime. Yani vehim. Ama kuvve-i vehime Faruk o kadar büyük nimet, o kadar büyük nimet ki. Yani, niye? Menfiyete çalışmıyor yani bu sadece. Şu. Meleklerde yok. Hayvanlarda yok. Makamları sabit. İnsanı zenginleştiren, farklı düşündürten vehimdir. Vehim aklidir, kafadadır. Vesvese kalptedir. Vesvese kalbe yakın olan lüme-i şeytaniyeden veriyor. Vesvese kalbe atılır. Vehim akla atılır. Vesvese şeytan amele musallat olur. Abdestli olana abdestlisin der. İmanlı olana imansızsın der. Bu vesvese. Amele musallat oldu mu? Abdestin var mı yok mu falan. Vesvesedir o. Vehim ise düşünseldir. Olmayanı var şey yapar. Kuvve-i vahime bu. Peki insanın zengin nedeni nedir? Vehimdir. Farklı düşünce melekesidir. İnsan farklı düşünebiliyor. Yani ters düşünebiliyor. Bu kitaptır ama ya demir olabilir. Demir. Düşünün. Evet, yani iman küfür müvazeneler aslında kuvve-i vehimeden çıkmış yani. Elbette ki. Ya başka nasıl çıkacak mukayese? Vehim, ifrat, tefrit, vasat. Vasatı, nimet insanı zengin yapar. Farklı düşündürür. Çok çeşitli araştırmaya düşün. Sevk ediyor. Araştırmaya sevk ediyor. Ama ifratı, her şeyin ifratı şeytandan, her şeyin tefriti nefse emmareden. Diyor ki, ve keza delalet etmek, tazamun etmeyi iktiza etmez. Mesela diyor ki, uygulayayım şey, güneşi kabarcıkta arıyor. Yani güneşi, kabarcık güneşi gösteriyor mu? Gösteriyor. Adam diyor ki, hayır diyor. Güneşi nerede arıyor? Kabarcıkta. Ya kabarcık güneşi gösterir. Kabarcık güneş olamaz. Çiçek Allah'a gösterir. Çiçek Allah olmaz. Mesela su kabarcıkları güneşi işaret eder. Ama kabarcık su değildir. Şimdi orada gözüktü diye su damlasına güneş bakılır mı? Ha, çiçek, kuş Allah'a gösterir. Ama kuş Allah olmaz. Delalet etmek diyor cümle. Bak şurada. Kalın yaptım evet. Ha böyle. Bu çok önemli olduğu için. Delalet etmek. Tazamun etmeyi iktiza etmez. Yani damla su, katre su, su damlası güneşi gösterir ama onu tazamun, güneş içine almasını şey olmaz. İçine almaz. O gösteriyor diye içindedir denmez. Mesela kabarcıktaki güneşin cilvesi güneşin vücuduna delalet eder fakat güneşi tazamun edemez. Yani içine alamaz. Ve keza bir şeyi bir şeyle tavsif edenin o şeyle mutasif olması lazım gelmez. Ne demek bu? Mesela şeffaf bir zerre şemsi tavsif eder. Şeffaf bir zerre güneşi tarif eder. Ama şems olmaz, güneş olmaz. Mesela bal arısı, şimdi uyguluyor sonuç bu, bunun için söylemişti bu cümleleri. Bal arısı sani hakimi vasıflandırır. Yani bal arısı Allah'ı tarif eder. Alan sanatını, teknolojisini tarif eder. Ama bal arısı sani haşa Rab olmaz. Şeytan hangi insanlara, hangi tip insanlara bunu yapıyor? Lamalar 87'de böyle söylüyor hemen bir iki cümle. Hı. Dar fikirli, neresiydi? Şeytanın bir gözüne sokarak bilmiyorum. 89'da geçiyor. Kısa akıllı, dar kalpli, kısa akıllı ve kasır fikirli insanları aldatır der ki. Bir daha okur musun bak? Bak hangilerine daha şeytan gidiyor? Şeytanın en büyük tesisesi Halik Hakayık-ı İmani'nin azameti cedinde dar kalpli ve kısa akıllı ve kasır fikirli insanları aldatır der ki. Ben burada işte. Kalbi dar, kısa akıllı der. 89'da da şey var ama lemalarım yok. Ben 82'ye lemalar mesleviye atıyorum şimdi. 82'de bakayım ne var. Lemalar getireyim mi?
Getireyim mi? Getirsen olur ha. Onu da okumuş oluruz. Mektubat getirdin. Mektubat burada, tamam. Ha. 82 okuyorum bak, 82'de ne varmış? 63. Arkadaş, nefsin vücudunda bir körlük vardır. O körlük vücudunda zerre miskal kaldıkça, yani nefis, yani kaldıkça derken zaten var ama fark etmesen, hakikat güneşinin görünmesini mani bir hicap olur. Evet, müşahedemle sabittir ki, ben kendi iç alemimde, sarayımda, memleketimde yakaladım ki, kati yakini burhanlar ile deliller dolu olan büyük bir kalede, küçük bir taşta bir zafiyet görse, koca bir saray, yani bir kale olsa veya bir saray olsa, her tarafı sapasağlam, bir tane taş oynamışsa, bir taş oynayıp görse, büyük bir kalede küçük bir taşta zafiyet görse, bir taş oynasa, o kör olası nefis o kaleyi tamamen inkar eder. Mesela senin bir şey görür. Ya bırak hep böyle ya Faruk zaten ya. Hep böyle ya. Mesela öyle derler ya. Bırak ya. Tokat'tan adam mı çıkar? Bak görüyor musun? Hepsini hukukuna tecavüz. Bak şimdi. Veya bırak ya Faruk. Hepsi güzel sıfatlarını hep yok eder. Körlük ne acaba? Nefsinde bir körlük var. Aç ve enaniyet okudum ya mahkemede. Aciz, yani bilmez, bir de gurur. Birinci derste okumuştum, inat. 8 tanedir 185'te, sözlerde 188 mi? Şeytanın bunları yaptırmasının sebebi 8 tane madde var orada. Okursana o şey 8 tane madde. O, var mı sende? Sözler mi öyle? Mektubatta da var o. Okur musun? 8 tane madde bak. O 8 tane madde okursa çok harika olur. Hem ey şeytan, batılı hak. Bir dakika. Hızlı oku. Batılı hak. Batılı hak, muhali mümkün gösteren gaflet, bir dalalet, safsata, inat ve mugalata ve mukabere. İfal ve görenek gibi şeytani desiselerle çok muhalatı intac eden inkar ve küfrü yutturmuşsun. Bedbah insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. Devam edeyim. Bir daha okuyayım. Evet, müşahedemle sabittir ki kati yakin burhanlar ile deliller dolu olan büyük bir kalede küçük bir taşta bir zafiyet görünse o kör olası nefis o kaleyi tamamen inkar eder. Altını üstünü çevirir, işte nefsin cehaleti, hamakatı bu gibi insafsızca tahribattan anlaşılır. Başka bir yer okuyayım. 103. sayfa. 103'tür galiba. Ya 105. Işte 135'te mi? Bak şimdi. 35'in başında abi. Baş tarafında. Ha başında. Yani sonunda başlıyor son şey. Yükselme. Ha mesela bak şimdi burada da acayip. Bir neyi nerede arayacağın bilmeye misal bu. Bir ahırda atın kişnemesini işiten bir adam. Bak bir ahırda atın kişnemesini işiten bir adam. Yüksek bir sarayda andelibin terennümünü güzel sadasını işitir. Sarayda da ne işitecek? Bir bülbül. Yani ahırda ne olacak? Atın kişnemesini. Sarayda ne olacak? Bülbülün ötmesini. İşiten adam eğer o terennüm ile atın kişnemesini fark etmeyip andelipten kişnemeyi talep ederse kendi nefsiyle mugalat etmiş olur. Acayip bir kanun. Mesela o da hayvan, bu da hayvan. Ahırda atın kişnemesini normal değil mi? Abi onu yukarıdan okusan daha iyi olur. Kezalikten okusan. Ha tamam. Allah'ın yolunda sülük eden zat, Allah yolunda gayret edip çalışan zat, çok makamlara, mertebelere, hallere, perdelere rast gelir ki, bunların da her birisi için kendine mahsus şartlar, vaziyetler vardır. Talebeyken, hocayken, yaparken, babayken, kocayken, hanımiyken, anneyken vesaire. Çok şeyler vardır. Bu şartları ve perdeleri
birbirine halt edip karıştıran, babalık makamında anne, annelik makamındayken baba olmak karıştıran galat ve yanlış hareket eder. Mesela bir ahırda atın kişnemesini işiten bir adam. Gayet normal at olması. Kerim, iyi misin abi? Ne diyor ustad ötelerde? Yüksek bir sarayda andelibin terennümünü güzel sadasını işitir. Sarayda da bülbülün ötmesi normal. İşte o terennüm ile atın kişnemesini fark etmeyip andelipten kişnemeyi talep ederse kendi nefsiyle mugalat etmiş olur. Mesela babalık istemek anneden, anneden de babalık istemek, babadan da annelik istemek. Kardeşliği işte reis olmak, reislikte şey. Yani vazifesi, fıtratı, hizmetkarlık iken adam şeye bürünmüş. Reis diye, yönetici vesaire. Acayip bir kanun bu da. Evet, insan hüsnü zana memurdur. İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Bunu Abdülmecid abi şey yapmış. Öteki Badıllı veya şeylerinde Müslümanı kendisinden üstün bilmelidir diye var. Burada bedihi bir şey olduğu için. Yoksa herkes insan, herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Kaydı, kuydu itiraziyesi var. Kayıtlıdır bu cümle. Kendisinde bulunan suyu ahlakı, diyelim ki ben bir zaafım var, sigaradan kurtulamıyorum. Veya şu iş, şu günahtan kurtulamıyorum. Bir günahım var. Yani yapıyorum yani. Ama suyu ahlakım var. Genelliyorum. Suyu zan saykasıyla, ya Mehmet'te de var, Resul'de de var. Başkalarına da teşmil etmesin. Suyu zanla kendi zaafını, insanların da zaafı diye, herkeste bu var diye teşmil etmesin. Ve başkaların bazı harekatını, şimdi tersini söylüyor. Başkasının bir hareketi var. Hikmetini bilmediğinden takviye etmesin. Yani onun bir hareketini gördü. Hikmetini biliyor musun? Niye takviye ediyorsun, kötülüyorsun? Bilmiyorsun ki onu yani. Mecbur mu kalmış? Ya kafasızlığından, ya basmıyor, ya anlamıyor. Veya onun örfü ananesinde o doğru. Binaenaleyh esnaf-ı izamın hikmetini bilmediğimiz bazı halleri, hani bu şeriatın zahiri açık yanlış olan emirleri değil, net olmayan yani şey yanlışlarda. Binaenaleyh esnaf-ı izamın hikmetin bilmediğiniz bazı hallerini beğenmemek suizandır. Yani Müslümanların ve Müslüman büyüklerinin öyle büyük. Mesela Muhyiddin Arabi bunu niye demiş? Yanlış etmiş. Vay be, radıyallahu anh hazretlerine bak. Daha Kur'an'ı doğrudur sokuyamıyor. Muhyiddin Arabi yanlış etmiş diyor. Suizan ise maddi ve manevi içtimaiyatı zedeler. Ben başka şey yapayım. 89 lemalar getirdi ya. Oradan bir okuyayım. Maddi içtimai zedeliyor. Maddi ve manevi yani, beraber olmayı. Manevi nasıl zedeliyor? Mesela diye imtizatsızlık oluyor. İtiyor seni. Yani, beraberleşiyor zaman. Manevi devam etmiyor. Etmiyor ki. Mesela beraber kalıyoruz. Veya ailedir mesela. Karı kocadır. Bir akrabadır. Yani bir ruh imtizacı yok. Yani ruh birliği yok. O ona... Avacanın yanına gitme böyle, diyor. Daha hiç tanışmamış. Belki öyle bir şey yok. Adam hemen uzak duruyor yani. Evet. O şeydir diyor. Şöyledir, böyledir. Allah muhafaza etsin ya. Biz adam olacağız inşallah ya. Bak şurada. Benim söylediğim yer burasıydı. Bir saray, yüzer kapalı kapılar var. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir. Öteki kapılar da açılır. Eğer bütün kapılar açık olsa, bir iki tanesi kapansa o saraya girilmeyeceği söylenemez. İşte hakaik imani o saraydır. Her bir delil bir anahtardır. İspat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı. Yani diyelim ki bir şeyi Kur'an'daki evliliği, Kur'an'daki miras hukuku veya hadisteki şu bu. Sen ilmin yetmiyor, izah edilmiyor, edilmemiş kafanda. Bir tek kapının kapalı kalması ile o hakaik imaniyeden vazgeçilmez ve inkar edilemez. Şeytan ise bazı esbaba binaen ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir.
Senin dünyanda kapalı. Sen bunun ilmi yok sende. İzahı yok. Kapalı. Sen hoca sana daha çok bakıyor. Gideceğin memleketlerde ilahiyatçısın ya. Yani diyelim ki bir hadis, bir ayet. Ya bilmiyorum. Ama nasıl diyeyim ya ben bilmiyorum. Bu hadis olmamış. Hadis değil. Niye? Mantığıma zıt geldi. Bir kapıyı gösterir. İspat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyor. İşte bu saraya girilmez. Belki saray değildir. İçinde bir şey yoktur der, kandırır. İşte ey şeytanın desiselerine muptela olan biçare insan. Hayat-ı diniye, hayat-ı şahsi ve hayat-ı içtimaiyenin selametini dilersen ve sihat-ı fikir. Bak şu ölçülere bak bir daha. İşte ey şeytanın desiselerine muptela olan biçare insan. Bir, hayat-ı diniye. İki, hayat-ı şahsiye. Üç, hayat-ı içtimaiyenin selametini dilersen. Tamam, ne yapacağız? Sihat-ı fikir. İki, istikamet-i nazar. Üç, selamet-i kalp istersen. Etti mi altı bu toplam? Ne yapacağız bunu? Çözümü nasıl bulacağız? Muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanlarıyla. İki, sünnet-i seniyenin terazileriyle. Amal ve hatıratını tart. Amellerini ve hatırına gelen düşünceleri tart. Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yap. Mesela hatırımıza geldi. Acayip acayip şey. Din hayatımızın ve şahsi hayatımızın ve cemiyet hayatımızın, mesela şahsi hayat, aile hayatını veya içimden gelen garip garip düşünceler ve seseler geliyorsa, yani bir fikrini, iki istikametli bir nazarını, kalbinde selametini istersen ne yapmak lazım? Muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanlarıyla, Muhkemat-ı Kur'aniyenin metresiyle, Sünnet-i Seniyenin terazileriyle, kantarıyla amellerini ve hatıratını, fikirlerini tart ve Kur'an ve Sünnet-i Seniyeyi daima rehber yap. Şimdi bir de sözde 184 koymuş. Herhalde saat de bayağı geçti. Sabana imsak girdi mi? Çok bereketli geçti ha bu Berat ya. Çok hoş. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.